Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. 11. sözün de 182. sayfasındayız. Saniyen denilen metinden itibaren ince tefekkür yapacağız. Ama ondan evvelinden de biraz alarak okuyacağız. Ondan evvel, ondan daha da evvel, hep evvellere gidiyoruz. Metnin başına bir dönelim. Baştaki ayetleri mutlaka bir hatırlayalım. İlk paragrafı bir okuyalım ki 11. söz ne yapmak için yola çıktı onu bir hatırlamış olalım. Estağfirullah. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ. Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. 1 ve 7 değil, 1 ila 7 diyelim. 1'den 7'ye kadar yani. Kısa bir mealleri şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Hep diyoruz, her hafta tekrar ediyoruz, etmeliyiz de. Cenab-ı Hak bu ayetlerde küçük dairedeki insan ile en büyük daire, alemin o her katmanı, onun arasında girift bir bağ olduğunu, tabir caizse insan için bu kainatın düzenlenmiş olduğunu, insanın nefsindeki intizamın, kişinin kendisindeki intizamın, alemin intizamıyla bağlı olduğunu bize ihtar ediyor. Bize üzerine düşünmemizi istiyor yani bunun. Ki bilim adamları da bugün düşünüyorlar. Diyorlar ki evet, evrenle bizim çok bağımız var. Sanki evren en başından zeki bir canlı yaratılacakmış gibi. Mış gibisi fazla hatta. Öyle bir şekilde yaratılmış, şekillendirilmiş. Ancak bu şartlarda zeki bir varlık oluşabilirdi diyorlar. Yani bu biyolojik insan türü bir varlık. Ancak bu şartların sağlanmasıyla evrenin başından sonuna bu dengenin gözetilmesiyle varlığa çıkabilirdi diyorlar. Ki onunla ilgili işte hep diyorum, alıntılar yapıyorum. Kitaptan da bir parça paylaşacağım bugün sizinle. Kütüphaneye geri iade etmeden evvel o kısımları okumuş olayım dedim size. Şimdi bu ayetleri okuduk biz değil mi? Mealini de okuduk. Aklınızda kalmıştır elbette bir kısmı. Bakınız bu bölümde İşte evrende insanın konumu nasıl merkezi, nasıl böyle bir tasarımın en ucu gibi, onlar tasarım diyor biz takdir diyelim, onu anlatan bir şey var. Burada bir bölüm var. Bölümün ismi tasarımcı bir evren mi? Şöyle bir yerden alayım. Bugün bilim insanları dünyanın güneşe göre yeryüzünde yaşama elveriş sağlayan Goldilocks bölgesinde, buraya bir yıldız konmuş bakalım ney? İngiliz Robert Southey tarafından 19. yüzyılda yazılan Goldilocks ve Üç Ayı adlı çocuk masalından yola çıkarak iktisat, psikoloji ve gökbilim gibi pek çok alanda herhangi bir şeyin tam gereken duruma olanak sağlayacak kadar var olması. Pek çok alanda herhangi bir şeyin tam da gereken duruma olanak sağlayacak kadar var olması ya da gerçekleşmesi halinde kullanılagelen bir ifadedir. Yani Goldilocks ifadesi bir şey tam olması gereken yerdeyse onun için kullanılıyormuş. Tekrar başa alıyorum paragrafı. Bugün bilim insanları dünyanın güneşe göre yeryüzünde yaşama elveriş sağlayan Goldilocks bölgesinde, yani evrensel çözücü madde olan sıvı suyun yaşamın kimyasallarını yaratabileceği uzaklıkta var olduğunu söyler. Eğer dünya güneşten daha uzak olsaydı, sıcaklıkların genelde suyu ve hatta karbondioksiti bile kas katı dondurarak sert ve verimsiz bir yüzey yarattığı
Mars gibi donmuş bir çöle dönerdi. Mars'taki toprağın altında bile kalıcı bir şekilde donmuş su, sürekli bir don bulunur. Eğer Dünya Güneş'e daha yakın olsaydı, o zaman daha ziyade boyut olarak Dünya ile neredeyse aynı ancak sera gezegeni olarak bilinen Venüs'e benzeyebilirdi. Bak, Cenab-ı Hak önümüzde Venüs, arkamızda Mars. Birine yakın olsak ona benzeyeceğiz, birine yakın olsak ona benzeyeceğiz. Tam durduğumuz yer olmamız gereken yer yani. Ancak sera gezegeni olarak bilinen Venüs'e benzeyebilirdi. Venüs Güneş'e çok yakın olduğu ve atmosferi karbondioksitten meydana geldiği için Venüs tarafından hapsedilen güneş ışığı enerjisi sıcaklıkları bir anda 900 Fahrenheit'a, yaklaşık 500 derece santigrat üzerine çıkar. Bundan dolayı Venüs Güneş sistemindeki ortalama olarak en sıcak gezegendir. Venüs Güneş'e Dünya'dan büyük ölçüde daha yakın olması nedeniyle sülfürik asit yağmurları Dünya'dakinin 100 katı büyüklüğünde atmosfer basıncı ve yakıcı sıcaklıklar ile belki de Güneş sistemindeki en korkunç gezegendir. İneyim biraz atlayarak şuradan bir yerden okuyayım. Bu yasaların daha büyük bir tasarım tarafından mı düzenlendiği yoksa kazara mı meydana geldiyse, yaşamı ve bilinci mümkün kılan yoğun sayıda kaza ya da rastlantı bulunmasından dolayı özellikle son yıllarda çok tartışılan bir konudur. Kimileri için bu yaşamı ve bizi mümkün kılmak için doğa yasalarını özenle düzenleyen tanrısal varlığın kanıtıdır, diyor. Devam ediyor. Şimdi biraz da ilerisinden okuyayım. Biz yalnızca Güneş'in Goldilocks bölgesinde değil, bir dizi başka Goldilocks bölgesi içinde de yaşıyoruz. Örneğin ayımız, bak ayette de ay geçiyordu. Önce Güneş'le ilgili olanı verdi, Michio Kaku'da. Daha sonra ayla ilgili olanı söylüyor. Örneğin ayımız Dünya'nın yörüngesini dengede tutmak için tam da doğru boyuttadır. Eğer ay çok daha küçük olsaydı, Dünya'nın spinindeki ufacık yörünge sapmaları bile yüzlerce milyon yıl içinde yavaş yavaş birikir ve Dünya'nın fena halde sallanmasına yol açarak iklimde güçlü değişiklikler yapar ve böylelikle yaşamı olanaksız kılardı. Bilgisayar programları büyük bir ay olmadan, yani neredeyse Dünya'nın üçte biri büyüklüğünde, Dünya'nın ekseninin milyonlarca yıllık bir süre içinde 90 derece kadar kayabileceğini gösterir. Bilim insanları DNA'nın yaratılışının 100 milyonlarca yıl dorukta süren bir kararlılık gerektirdiğine inandığına göre, belirli aralıklarla eksenine doğru kayan bir dünya hava durumunda devasa değişimler yaratır ve DNA'nın oluşumunu olanaksız kılardı. Neyse ki ayımız dünyanın eksenini dengelemek için tam doğru boyutta, tırnak içinde tam doğru boyutta ki bu sayede böylesi bir felaket gerçekleşmeyecek. Mars'ın ayları spinini dengeleyecek kadar büyük değildir. Sonucunda da Mars yavaş yavaş bir başka kararsızlık dönemine girmeye başlıyor. Geçmişte gökbilimciler Mars'ın eksenine doğru 45 derece kadar kaymış olabileceğine inanıyordu diyor. Başka ne? Ya benzer biçimde Güneş sistemimizin bilgisayar modelleri Jüpiter gezegeninin varlığının dünyadaki yaşam için beklenmedik bir şans olduğunu ortaya koyar. Çünkü uçsuz bucaksız kütle çekimi göktaşlarını dış uzaya savurmaya yardımcı olur. Bundan 3,5 ile 4,5 milyar yıl öncesindeki aralığa yayılan göktaşları çağında Güneş sistemimizi yaratılışından geriye kalan göktaşlarının ve kuyruklu yıldızların enkazlarından temizlemek ise neredeyse 1 milyar yıl sürdü. Jüpiter çok daha ufak ve kütle çekimi daha zayıf olsaydı, Güneş sistemimiz halen göktaşları ile dolup taşar. Bakınız, Jüpiter çok daha ufak ve kütle çekimi daha zayıf olsaydı, Güneş sistemimiz halen göktaşları ile dolup taşar ve bunlar okyanuslara dalarak yaşamı yok ettikçe yeryüzünde yaşamak olanaksız bir hal alırdı. Bu durumda Jüpiter de tam doğru yerdedir ve doğru boyuttadır. Bizler ayrıca gezegenlere özgü kütlelerin de Goldilocks bölgesinde yaşıyoruz.
Dünya bir parça daha küçük olsaydı kütle çekimi o kadar zayıf olurdu ki oksijenini koruyamazdı. Çok büyük olsaydı yaşamı olanaksız kılan en ilkel zehirli gazlarının çoğunu korumayı sürdürürdü. Dünya yaşama yararlı olacak atmosfer düzenini sağlamaya yine tırnak içinde tam da yetecek ağırlığa sahiptir. Dahası kabul edilebilir gezegen yörüngelerinin de Goldilocks bölgesindeyiz. Allah Allah, Subhanallah, bak iç içe iç içe iç içe hep olmamız gereken yer, hep olması gereken şekilde. Bunu tesadüfe vermek mümkün mü? Dahası kabul edilebilir gezegen yörüngelerinin de Goldilocks bölgesindeyiz. Plüton dışındaki diğer gezegenlerin tamamının yörüngeleri çarpıcı bir biçimde neredeyse daireseldir ki bu da Güneş sisteminde gezegenlere ait etkilerin epey nadir olduğu anlamına gelir. Bu, dünyanın kütle çekimi kolaylıkla yörüngesini bozabilecek olan herhangi bir gaz bulutundan gezegene yaklaşmayacak olduğu olarak da yorumlanabilir. Bu, dünyanın kütle çekimi kolaylıkla yörüngesini bozabilecek olan herhangi bir gaz bulutundan gezegene yaklaşmayacak olduğu olarak da yorumlanabilir. Yani o dairesellik sayesinde gereğinden fazla hiçbirisi diğerine yaklaşmıyor. Yine de bu da yüzlerce milyon yıllık dengeye gereksinim duyan yaşam için yararlı bir şeydir. Aynı şekilde dünya, merkezinden yaklaşık olarak 3'te 2 mesafede yer aldığı Samanyolu Gökadası'nın da Goldilocks bölgesi içinde bulunur. Bak, Güneş, Ay, gezegenlerin bulunduğu yerler, onların yörünge sistemleri, Jüpiter'in varlığı, bir de şimdi geldik Samanyolu'nda bulunduğumuz yer de Goldilocks bölgesi. Aynı şekilde dünya, merkezinden yaklaşık olarak 3'te 2 mesafede yer aldığı Samanyolu Gökadası'nın da Goldilocks bölgesi içinde bulunur. Güneş sistemi bir kara deliğin pusuda beklediği Gökada merkezine çok yakın olsaydı, ışıma alanı öyle yoğun olurdu ki yaşam olanaksızlaşırdı. Eğer çok da uzak olsaydı, bu defa da yaşamı gerekli ögelerini oluşturacak daha yüksek elementlerden yeteri kadar bulunmazdı. Bilim insanları, son olarak burayı okuyayım, bilim insanları dünyanın sayısız Goldilocks bölgesi içinde var olduğuna ilişkin birçok örnek sunabilir diyor. Mesela, ya okuyayım dayanamıyorum. Gökbilimciler Ward ve Browne çok fazla dar kuşak ya da Goldilocks bölgesi içinde yaşadığımızı ve bu nedenle yeryüzündeki zeki yaşamın Gökada'ya belki hatta evrene özgü olduğunu iddia eder. Dünyanın zeki yaşamı üretmek için tam da doğru miktarda sahip olduğu okyanuslara, plaka tektoniğine, oksijen içeriğine, ısı içeriğine, eksen eğikliğine ve diğer birçok şeye ilişkin çarpıcı bir liste sayıp dökerler. Eğer dünya bu dar kuşaklardan yalnızca birinin dışında kalsaydı, bugün bu sorunu tartışmak üzere burada olamazdık. Devam ediyor. Dünya Tanrı onu sevdiği için mi tüm bu Goldilocks bölgelerinin ortasında konmuştur? Ortasına konmuştur? Muhtemelen. Ama Michiokaku kendisi çok inançlı birisi değil yani. Muhtemelen ateist, öyle tahmin ediyorum. En fazla deist olabilir. ama burada işte şey diyor mesela. O işi daha da böyle ileriye götürüyor. Antropik ilke. Şöyle bir yerden de biraz paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Artık dayanamadım, buraya da geldik. Antropik ilkeden de bir şeyler paylaşayım. Evet, şuradan başlayayım. Evrenin yaşamın var olmasına olanak sağlayacak şekilde ince ayarlı olduğuna inanması rastlantı değildir. Evrenin yaşamın var olmasına olanak sağlayacak şekilde ince ayarlı olduğuna inanması rastlantı değildir. Reis'miş bunu inanan herhalde. Sir Reis, evet. Sir Martin Rees diye bir bilim adamı bunu söyleyen, gökbilimcisiymiş. İngiltere Kraliyet gökbilimcisiymiş. Evrenin yaşama olanak tanıyan bölgesi bir dar kuşakta yer alması için çok fazla kaza meydana gelmiştir. Reis, varlığımızın bağlı olduğu ince ayar tamamen bir rastlantı olabilir. Bir zamanlar ben de öyle düşünmüştüm. Ancak şimdi o görüş fazla dar geliyor. Yani diyor, tesadüflere vermek biraz zor gelmeye başladı.
Bunu bir kez kabul ettiğimizde evrenimizin bazı teologların Tanrı'ya ya da tasarıma kanıt gösterdiği çeşitli belirgin özellikleri hiçbir şaşkınlığa neden olmaz diye yazar. Reis bu kavramların bazılarının miktarlarını belirleyerek iddialarına önem katmaya çalıştı. Evrenin her biri ölçülebilir ve ince bir biçimde ayarlanmış olan 6 sayı tarafından yönetildiğini iddia ediyordu. Bu 6 sayı yaşam koşullarını sağlamalıydı. Ancak ölü evrenler yaratılırlardı. Bunlardan ilki 0,007'ye karşılık gelen büyük patlama sırasında kaynaşma ile helyuma dönüşen göreli miktardaki hidrojen olan epsilondur. Bu sayı 0,007 yerine 0,006 olsaydı bu çekirdek kuvvetini zayıflatır ve proton ile nötronlar birbirine bağlanamazdı. Bir proton ve bir nötrondan oluşan döteryum biçimlenemezdi ve böylelikle yıldızlarda asla ağır elementler meydana gelmemiş, bedenimizdeki atomlar biçimlenmemiş olurdu ve evrenin tamamı hidrojene çözünürdü. Çekirdek kuvvetindeki ufacık bir eksilme bile elementlerin periyodik cetvelinde kararsızlık yaratırdı ve yaşamı meydana getirecek çok daha az kararlı element ortaya çıkardı. Epsilon 0,008 olsaydı, yani o kadarcık fazla olsaydı, bu kaynaşma o kadar hızlı olurdu ki hiçbir hidrojen büyük patlamadan sağ çıkamazdı. Ve bugün gezegenlere enerji verecek yıldızlar olmazdı. Diyor ve devam ediyor. Mesela burada hepsini tek tek sayıyor. İkincisi 10 üzeri 36'ya karşılık gelen ve elektrik kuvveti gücünün kütle çekimi gücüne bölünmesiyle kütle çekiminin ne kadar zayıf olduğunu gösteren N'dir diyor. Onun da eksi artı şeylerini sayıyor. Öyle olsa ne olurdu, böyle olsa ne olurdu. Üçüncüsü evrenin göreli yoğunluğu olan omegadır diyor. Dördüncüsü evrenin ivmesini belirleyen kozmolojik sabittir diyor. Lambda'ymış ismi. Beşincisi 10 üzeri -5'e karşılık gelen kozmik mikrodalga artı alandaki düzensizliklerin genliği olan Q'dur diyor. Sonuncusu uzamsal boyutların sayısı olan D'dir diyor falan falan, burada sayıyor onları. İhtimalleri de söylüyor, şöyle olsa böyle olurdu, böyle olsa şöyle olurdu. Hepsinden gördüğümüz özetle şu, Michio Kaku'nun paralel dünyalarından alıntı yaparak. İşte bu ayet-i kerimenin söylediği, yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Yani insanın bir intizamla ortaya çıkışı evrenin o intizam üzere yaratılmasıyla mümkündü. Evrenin başında öyle yaratılan sabiteler olmasa işte insan bu şekilde varlık sahnesine çıkamazdı. Çünkü onların öyle olması sonuçta işte biyolojik varlığımızın ortaya çıkmasını sağladı. Elhamdülillah Cenab-ı Hak böyle bir düzen üzerine yaratmış. Şems suresinde de bize bunu haber veriyor. Devam edelim. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, yani alemin yaratılış hikmetini ve insanın onun içinde var ediliş muammasını. Aynı bu tabirleri Üstad Hazretleri ismi Kayyum bahsinde de kullanıyor. Hatta geçen hafta bizim Cuma dersimizde o bahis okundu. Ben de bu kelimeleri hatırladım. Yani orada da hikmet-i alem ve hılkat-i insanı ismi Kayyum'la bağlıyor Üstad Hazretleri. Burada onun içine bir hakikati salatın rumuzu kattı. Yani biz hep diyoruz Adem alemle namazından bağlanır. Alem de Adem'le namazından bağlanır. Adem de alemle namazdan bağlanır. Biz namaz kılmakla alemin üzerine yaratıldığı kevni şeriata, kelami şeriatla dahil olmuş oluyoruz. O kanunlara irtibat feda etmiş oluyoruz. İntizamlarımız bütünleşmiş oluyor. Zaten biyolojik varlığımızı az önce gördük ya, bir intizamla bağlı. Kimyevi varlığımız bağlı, fiziki varlığımız bağlı. İrademizle de o bağlılığa katılarak bütün fişleri yerlerine takmış oluyoruz böylece. Yani makine çalışmaya başlıyor. Namaz da lazım. İşte bu sözde bize bu sırrı anlatıyor.
Cenab-ı Hak insana namazı niye emretmiş, niye insanı var etmiş bu alemde ve alemi niye yaratmış bu düzende? Şimdi gelelim asıl kaldığımız yere, oradan yine bir miktar okuyalım, bir vaktimize bakayım. 20 dakikamız var, herhalde biraz konuşabiliriz. Önce bir kısmını okuyayım işte, yine hep yaptığım gibi. Ondan sonra da kaldığımız yerden ince tefekkür yapmaya gayret edelim. Şu bahtiyar cemaat, o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi, makamatı mufassalan gördüler şöyle ki. Evvelen asara bakıp gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, Esma-i Kudsiye-i İlahiye'nin cilveleri olan bedayine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen, mistar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye'yi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Bunlar hep namazda oluyor. Sadisen, eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemellerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kainata ve asara bakıp gaibane muamele-i ubudiyetle mezkur makamatta mezkur vezaifi eda ettikten sonra Sani-i Hakim'in dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki, hazırane bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zişura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Subhaneke me arafnake hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler dediler. Subhaneke ve bihamdik. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle bir şükre layık meşkursun ki bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan-ı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve methinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler diyor ve metin devam ediyor. Biz daha fazla okumayalım. Okuduğumuz kısımla yetinelim. Ve tefekkür etmediğimiz kısma gelelim. Saniyende kalmıştık. Evvelayı konuşmuştuk. Evveleni konuşmuştuk. O kısmı merak edenler önceki derse gitsinler. Saniyenden şimdi devam edeceğiz. Biraz da mesafe almaya çalışacağız metinde. Namazın eyledikleri bunlar arkadaşlar. Namaz bizde bunları yapıyormuş. Neler neler yapıyormuş işte. Bir tanesi. Esma-i Kudsiye-i İlahiye'nin cilveleri olan bedayine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Bedai ne demek? Eşsiz yaratılan şeyler gibi bir manası vardı galiba. Harika özellikler diye verilmiş burada.
Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı güzellikler, eşsiz güzellikler diye de ben duymuştum. Sanki öyle öğrenmiştim bir yerden, tam hatırlayamadım şimdi. Ama burada sözlükte, sayfa altı sözlüğünde bedai harika özellikler diye verilmiş. Tekrar dönelim. Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin cilveleri. Ne demek? Esma-i Kutsiye-i İlahiye ne demek? Cenab-ı Hakk'ın kutsi, kusursuz, kusurlardan münezzeh, tertemiz, pak, ilahi isimler, yani Allah'a yakışır isimler. İlahi o demek, Allah'a yakışır demek. Onun yüceliğini anlatır demek. Onun yüceliğinden okunması gerekiyor demek gibi gibi. Burada ne mana verilmiş bakalım. Allah'ın her türlü kusur ve eksiklikten yüce isimleri diye verilmiş. Evet. Cilveleri olan bedaiine, yani onların bize görünmeleri, cilve görünme demek. Tezahür şekli. Cenab-ı Hak bize esmasını eserleriyle gösteriyor. Onların üzerinden okutturuyor. Ve parlak eserlerine dellalık makamında görünmekle, aa bak, Cenab-ı Hakk'ın o parlak eserlerine ne yapıyormuş? Biz dellallık yapıyormuşuz artık namaz kıldığımız zaman. Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Yani Cenab-ı Hak bize namazı kıldırıyor. Ya da şöyle diyelim, özelde namaz, genelde kulluk. İnsanı, insanoğlunu yaratmış, kainata koymuş. Bu yine bu kitapta daha önceki derslerde atıf yapmıştım. Bir bilim adamı diyor ki, İnsan atomların atomları anlama şeklidir diyor. Cenab-ı Hak insanları da atomlardan yaratmış ama öyle bir düzende yaratmış ki artık o kendisini okuyor olmuş. Kendinin üzerinde olduğu sistemi de okuyor olmuş. Bak en son ayet nereye geliyordu? İnsana ve onu intizamla yaratana. Öyle bir intizamla yaratılmış ki insan üzerine kurulu olduğu düzenin inceliklerini de anlıyor. Ve onların medhine dair şeyler de onun dilinden ifade ediliyor. Kainat insan üzerinden konuşuyor. Kainat Cenab-ı Hakk'a insan üzerinden muhatap oluyor. Evet kainatın tamamı Allah'ın eseri Celle Celaluhu ama insanın içinde bir biricikliğe sahip. Kainatın dili, kainatın kulağı, kainatın gözü. Yani bizim üzerimizden alem Cenab-ı Hakk'ın vahyine muhatap oluyor. Eserlerini de o anlıyor. Cenab-ı Hakk'ın bilinmek isteyen hazine olup kendindeki hazineleri, Esma-ül Hüsna ve sıfat-ı ilahiye hazinelerini bildirmek için alemi yaratması, insanoğlunun varlığıyla o hikmet yerini buluyor. İşte karşısında muhatap olarak şuurlu bir varlık ve o şuurlu varlık kainatı okuyarak gizli hazinenin bilinme sırrını eda etmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın gizli hazineleri kainattaki insan üzerinden okunmuş oluyor. İnsan kendine bakıp ya ben 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo, işte 60-70 sene yaşayan şu kadarcık boyu olan bir 71-80 bir canlıyım. Ya benim ne ehemmiyetim olabilir ki? İşte küçücük mikroptan ölüyorum, şöyle oluyorum, bölüyorum ama sen öyle bir iş yapıyorsun ki alternatifi yok. Varlıkta varlığı anlayan varlık olarak sen varsın. Elbette cinler de var, melekler de var ama senin de başka bir yaratılış hikmetin var yani onların içinde. Daha has, daha geniş bir vukufiyetin var eserlere. Tekrar dönelim saniyene. Esma-i Kutsiye İlahiye'nin cilveleri olan bedaiine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle. İnsanoğlu namaz kıldığı zaman bir de dellallık yapıyor. Yani sadece nasıl diyelim? Kendisi için okumuyor, görüyor ve gösteriyor. O 23. sözdeki ifadesiyle. İnsanoğlu bir şeyi fark ettiği anda, hepimizin içinde var bu, hemen paylaşmak istiyoruz değil mi? Bir heyecan oluşuyor bizde. Güzel bir haber aldığımızda, işte bir şeyi fark ettiğimizde, hani işte o Arşimet derler, evraka evraka diye çıplak koşmuş yollarda, buldum buldum diye. O heyecan her insanda var, az çok var. Niçin var? Çünkü o yaratılış sırrı o. Bilmesi lazım bir, iki bildirmesi de lazım. Dellallık etmesi lazım, duyurması lazım. Nasıl ki işte bir yerde en gür sesli olanlara şiir okuturlar veya en işte diyelim
haşmetli böyle ses tonu falan olana işte duyuru yaptırırlar gibi gibi düşünün. İnsanoğlu da varlıkta sesi dili kuvvetli olan olduğu için, okuyuşu kuvvetli olan olduğu için bu vazife ona düşmüş. İnsanoğlu dellallık da yapıyor. Nasıl üstad diyor bir yerde bülbül gülün güzelliğine methü sena ediyor, onun dellalı oluyor. İnsanoğlu da alemin dellalı. Alemin dellalı. Orada neyi anlatıyor? Cenab-ı Hakk'ın oradaki güzelliklerini anlatıyor. Böyle bir şey için var edilmiş insan. Yani o daire insanla tamam oluyor. Bilinmesi gerekenler ve bilen. Bilinmesi gerekenler ve bilen. Halkayı böylece tamamlamış oluyoruz. Nasıl oluyor namazda bu? O kadar hareketi var, o kadar söylenen şey var, o kadar ifade ettiği, daha dışarıdan izleyenler için bile. Gayrimüslimler mesela camileri ziyaret ettiklerinde ince ince bakıyorlar değil mi namaz kılanlara, ne yapıyor bunlar falan diye. O harekatın da bir ilanı var, o söylediklerimizin de bir ilanı var. Daha da başka içimizden geçirdiklerimizin ilanı var. Düşünerek de biz ilan ediyoruz. Namazı kıldıktan sonra hayatımız değişiyor ya, işte onunla da bir ilanımız var. Beş vakit namazını kılan adamın inşallah yani hayatı da değişir. Yani hayatı Cenab-ı Hakk'ın seveceği bir şekle döner. O da bir ilan işte. Namazla beraber değişiyor. Dellalık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Peki nasıl takdis ve tahmid vazifesi oluyor namazda? Subhanallah velhamdülillah niye bu ikisi söylenmiş oluyor? Bir hikmeti namazın içinde bu ifadeler çok var. Odur bu sırrı saklayan şey, o kelimeler çok söylendiği için bu sırda namazda vardır diyebiliriz. Bir diğeri belki şunu diyebilir miyiz? Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir. İnsanın namazda aldığı şekil de aslında tam bunları ifade ediyor. Şimdi Subhanallah ne demek? Cenab-ı Hak kusurlardan münezzehtir demek. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Aşağı olan biziz. Kusurlu olan biziz. Eksik olan biziz. Yani bu Allah'ın yaratış anlamında değil de mahluk olmak anlamında. Mahluk Allah'a yetişemez kemalde değil mi? Mahlukun kendi şeyi vardır mahlukat arasında. Küçüğünün küçüğü artık götürün bir kemali vardır. O kemalde birbirimizle yarışırız. O daha güzel konuşuyor, bu daha uzun boylu, bu daha güzel falan diye. Ama bizim Cenab-ı Hak'la yarışmamız gibi bir şey haşa söz konusu değil. Bu anlamda Sübhanallah, of ayrı biz ayrı demenin de bir yolu, namazdaki hareketimiz de aslında bunu çok çağrıştırıyor. İnsan insana eğilir mi? Bak biz onu küçük görüyoruz. Mesela eğilen birini gördüğümüz zaman başka birisine ulan diyoruz nasıl adamsın, neredeyse ayaklarını öpeceksin diyoruz. Veya işte boynunu çok eğerse ulan ne ezik herifsin falan diyoruz, böyle laf atıyoruz. İnsanda o şeyi hoş görmüyoruz, insanın insana eğilmesini, insanın insana secde etmesini haşa hiç hoşumuza gitmiyor mesela öyle bir şey. Ben bazen Çin filmlerinde falan görüyorum, Japon filmlerinde diyorum ya böyle şey olur mu? Japonlar da mesela bir eğiliyorlar rükû gibi böyle saygı göstermek için. Bizde yok öyle şeyler mesela. Biz onu aşağı görüyoruz. Bizim için ne? Ancak Allah'a secde edilir. Allah'a rükû edilir. Kul kula eğilmez. Çok eğileni hoş görmezler bizde. Ha böyle bir göğüs selamı vardır, böyle hafif baş eğme vardır ama onun dışında bel eğilmesi, işte rüküye gitmek falan yoktur. Hatta cenaze namazında önümüzde cenaze var. Değil mi? Secdesi rüküsü yok cenaze namazının. Ayakta kılınıyor. Demek ki namazdaki hareket de aslında bir nevi, yani hani önünde eğilecek olan sensin Allah'ım yani. Sen buna layıksın. Biz de senin önünde eğilecek kadar senden aşağıyız. Bak kendimizi de doğru yere koyma. Cenab-ı Hakk'ı da zaten olduğu yerde tanıma. Anlamında o Subhanallah namazda var. İnsanoğlu gün içinde ne yaparsa yapsın dönüp gidip namazını kıldığı zaman yine taşları yerine koymuş oluyor. Namazdan vazgeçen taşları yerinden oynatmış oluyor. Yani Allah'ı olduğu yerde tanımamış oluyor. Kendisini de olduğu yerde görmemiş oluyor. Mekke müşriklerine neden secde etmek çok zor geliyordu? Onlar hani şey varmış hatta derler böyle secdenin yerine kumu alınlarına atarlarmış böyle putlarına şey yaparken eğilmemek için falan. Niye zor geliyor? Çünkü içinde o büyüklük,
kibir bulunduğu için eğilmek onun nefsine çok ağır gelen bir şey haline dönüşüyor. Ama Müslüman Allah'ın karşısında günde 5 vakit eğilerek bir terbiyeyi de yaşamış oluyor. Allah'ı apayrı bir noktaya, kendisini apayrı bir noktaya koymuş oluyor. Velhamdülillah zaten yine o secdede, o rükuda o mana var ki namazın diğer şeylerinde de o var. İade etmiş oluyoruz Allah'a. Cenab-ı Hak bizim üzerimizden çok güzellikleri yaratıyor. Ama bunların bütün sahibinin ne olduğunu biz namaz kılarak ona ifade etmiş oluyoruz. Ve diyoruz ki Allah'ım bunların hamdı senindi. Geçmiş gelecek şey ne varsa hepsinin hamdı senindir. Hepsi seni övüyor. Hepsinden meydana gelen medihler, senalar sana aittir. Biz vesileyiz. Biz aracız arada manası namazın harekatında ve içeriğindeki manada var gibi diyerek takdis, yani kusurlardan münezzeh görme ve tahmid, hamdı iade etme, övülecek şeyleri Cenab-ı Hakk'a verme vazifesini ifa ettiler. Bir vaktimize bakalım. 36 dakikamız kalmış. Salisen'i de okuyalım. Salisen, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makabında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Bunların bir kısmı namazla ilgili arkadaşlar, bir kısmı da belki namazdan sonra hayatın kendisiyle ilgili. Yani namaz hayatı da namazlaştırıyor. Namaz hayatı da namazlaştırıyor. Mesela buradaki verdiği şey namazın içi değil de sanki namazın devamı gibi. Rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Namazı kıldılar, o namazı eda etmekten bir şuur oluştu, bir kabulleniş oluştu, bir anlayış oluştu. Ve bu anlayış Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini, daha doğrusu nimetler artık Cenab-ı Hakk'ın olarak okumayı hem zahir hem batın duygularla. Namazda iki tarafı da var ya namazın, hep diyoruz. Hem içsel tarafı var, hem dışsal tarafı var, hem hareketleri var, hem okunan duaları var açıktan, hem de içimizde bizi götürdüğü bir yer var. Bu iki yolculuk Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini de o kulvara sokuyor. Günde 5 vakit namaz kıldığınız zaman nimetleri de o düzeyde yaşamaya başlıyorsunuz. Yani namazın boyutunda dünyayı yaşamaya başlıyorsunuz. Belki burada ona bir gönderme var. Rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Ne zaman? Namazı kıldıkları zaman. Bu şükür ve sena vazifesi, nimetlere şükretme vazifesi, nimetleri anlama vazifesi namazla birlikte başladı. Biz demiyoruz ki namazı kılmayanın imanı yoktur, ama namaz çok önemli bir şeydir. Namazla ilgili çok dehşet verici hadisler var yani. Namaz kılmayanın imanla küfür arasında kaldığını haber verir. Ya da namazın yoksunluğunun çok büyük bir kayıp olduğunu haber verir. Hadis-i şerifler var. Evliyamızdan, Allah dostlarından, imamlarımızdan gelen haberler var. Yani namazın yokluğu öyle böyle bir yokluk değil. Bu diğer vazifelerin de başlayamamasına belki sebep olan bir boşluk diyelim. Rabian, Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Esma-i İlahiye'nin az önce rahmet-i ilahiyenin hazineleri diyordu. Biraz daha maddeye dönüktü, belki nesnelere dönüktü, varlığa dönüktü. Burada Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Namazda yaptıklarından ayrı Cenab-ı Hakk'ın esmasını, Esma-i İlahiyesini okumaya devam ediyorlar namaz kılanlar. Farkında olsunlar olmasınlar, o namazın hakkı verildiği zaman o namaz gün içindeki tefekkürümüzü de etkiliyor. Oradan çıkardığımız manaları da etkiliyor, zenginleştiriyor. Biz namazda kim bilir Cenab-ı Hakk'ın kaç ismini anlıyoruz, bir pratik kazanıyoruz. Varlığa Esma-i İlahiye ile bakmak üzerine bir pratiklik kazanıyor. Hakkı verilmiş namazlar için söyleyelim. Belki bizim namazlarımız biraz onun uzağında, ama
Yapabilsek öyle oluyor. Ve o pratiklik varlığa da Esma-ül Hüsna ile bakmayı getiriyor. İşte burada da onu söylüyor. Esma-ı İlahi'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Yani namazlarındaki o Esma-ül Hüsna tedrisi onları dışarıda da onları okur anlayabilir hale getirdi ki Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde diyor. İbadet etmeyen varlığın da ibadetlerini anlamaz olur diyor mesela. Evet. Diyelim ve burada bir soluklanalım. Fazla ilerleyemedik metinde çünkü başta ben başka bir kitaptan epey bir şey okumuş oldum. Değişik bir Risale-i Nur dersi oldu. Ama 183. sayfaya gelmiş bulunuyoruz. Hamisen'den devam edeceğiz. Cenab-ı Hak azımızı çoğa saysın. Havalar sıcak. Ben de kapıyı bacaya örtünce burası bayağı ısınıyor. Ders yapmak güç oluyor. İnşallah havalar serinlediğinde daha güzel derslerde buluşuruz. Sıcakta düşünmek de zor oluyor. Ne yapalım? Cenab-ı Hak dediğim gibi azımızı çoğa saysın, taksiratımızı affetsin. Sizin kalbinizde hidayeti yaratacak odur. Benim lafızlarım, söylediklerim ancak bahanesidir. Cenab-ı Hak bahanemizi bahanelikte kabul etsin. Sizin kalbinizde marifetullah yaratsın, benim kalbimde de yaratsın inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.